Evet istediği oyuncuları alamadığı halde e, mevcut oyuncularından maksimum e, fayda sağlamayı hedefliyor şu an Şenol Güneş. Ve daha da transfer yapılacak Beşiktaş'ta. En çok Salih Uçan'ı konuştuk son maçta. E, o da yani yerli oyuncu olması açısından çok önemli yıldızlaşması. Nasıl bekliyorsun e, Beşiktaş'tan ligde bu sezon neler bekliyorsunuz Savaş seninle başlayalım. Bir defa Salih konuşulmayı hak etti. Kesinlikle. Yani, hakikaten konuşulmayı hak etti. Evet. Ee, Şimdi Selena Belki kariyer şey ka, yani kari, Hı -hı. kariyerinin belki en iyi her şimdi selam yollayabilir dediğim evet, gibi. Evet, çok iyi oynadı. Yani kariyer e, başlangıcı diyebilirim. Çok iyi. Yurt dışı, yurt içi. Kutluyorum kendisini. Bunda da Şenol Hoca'nın bayı var. Şenol Hoca'da zaman zaman eleştiriyoruz. Eleştirdiğimiz yönleri var. Evet. Ama şöyle de bir gerçek var. Bunu arkadaş arasında sohbet yaptığım zaman da kızıyorlar. Lig başladı. En hazır takım Beşiktaş. Çünkü iskelet çok fazla bozulmadı sporda. Dolayısıyla oyun mantalitesi aynı. Hoca aynı. Takımdaki oyuncular aynı. Ocağı ben şimdiden düşünmüyorum. Ocaktaki Afrika Kupası 6 oyuncu gidiyor, 7 oyuncu. O zamana kadar çok şey değişir ama. Az oda sıkıntı var abi. Büyük sıkıntı olacak tabii ki. Evet, Transferleri evet. bilmiyoruz. Birkaç transfer. Mesela bir Talişka transferi. E, hala konuşuluyor. Maliyet yüksek. E, Şenol Hoca daha önce açıkladı. Talişka farklı bir beyanda bulundu ama Galatasaray'ın da gündeminde. Hala da belki Beşiktaş'la arasında. Çünkü transfer çalımları devam edecek gibi gözüküyor. Ben hala e, rakiplerin birbirlerinden görüştüğü oyuncular olduğunu düşünüyorum. Evet. da bunlardan bir tanesi. Süreç de var. 2-3 transfer yaparsa ve en az harcamayla Beşiktaş ben bu ligde yine gizli favori olduğunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe Galatasaray'ı konuşuyoruz ama transfer anlamında, oyun evet, anlamında Yusuf Kanano'na katılım söz ama Beşiktaş şu anda hepsinden daha hazır gibime geldi. Adana sporu hiç konuşmuyoruz. Çok iki tane net çok başarılı iyi. ve ligde yine ben ilk 4'ün içinde dışarı çıkacaklarını düşünmüyorum çok fazla. Bak Avrupa'yla beraber ikisini gidecekleri zaman orada da hem yönetimi hem taraftarı. taraftarın yükseldiklerinden beri hiç bozulmayan bir çizgi var. Üstüne koyarak gider. Ve e, hoca değişiklikleri, krizler yaşadıkları ya, halde. Orası çok önemli. Gidenler oluyor, evet. gelenler oluyor, hoca Takımın gidiyor, yerine gelen oluyor. Gidiyor. Balotelli gibi bir e, sorunlu oyuncu geliyor, bir sezonu sorunsuz şekilde tamamlıyor, yapıyor. işler yapıyor, satıyorlar, alıyorlar. Orada çok güzel oturmuş bir İzliyor acaba var. İzliyor acaba bizi? Sayın mı <laughs> sayın başkan izlemesi de izliyorlardır. Ben. E, yani Sayın Başkan'la hiç bu zamana kadar 50 tane maçta karşılaşmışızdır. Kendisiyle bir merhaba bile yok ama alkışlıyorum. Alkışlıyorum. Özellikle iki tane kurada da en zorlu kurayı çekmelerine rağmen evet, futbol olarak, rakip olarak o yüzden bütün rakiplerimizin kazananları kutluyorum ama Adana Demirspor ayrıca bir alkış şey. hak ediyor. Evet, çok. O hem kulüpte hem bu son maçta sistem olarak da, oyun olarak da hocanın buluyorlar, getiriyorlar. Çok yani ilk duyduğumuz zaman ya yani bir acaba de, dendi tabii daha çok erken konuşmak için ama ne yani bir hoca olarak geçmişini çok hani. Y çok... Ama getirmek bile büyük iş. Şöyle y yani hocayı buraya getirmek bile büyük başkanım, iş. Başkanım Beşiktaş'ı hani çok fazla gölgelememek için kısaca yorum yapayım. Başkanım bu konudaki yorumunu ben çok beğendim. Riski ben aldım dedi. Evet dedi teknik direktör olarak şey değil ama ben daha çok hani Pierre olarak baktım ve riski ben aldım dedi. Ben de bu konuda Murat Başkan'ı tebrik ediyorum. Takdir ettiğim noktalardan bir tanesi. Ne yaparsa yapsın sorumluluğu kendisi alıyor. Başkasına hiçbir ama suç atmıyor Ama tabii şöyle büyük takımlar gibi diğer takımlar sorumlu. Öyle ama kolay bir camiada değil yani. Değil. Adana Demir Spor taraftarı, taraftarı ama, da çok e, talepkar bir taraftar. Ama yaptıklarının ortasında kredisi olan bir başkan. Evet, evet. O taraftar evet. çünkü böyle bir camiayı yıllar sonra getirdi. Hatta e, Süper Ligi geç bile kaldığı o geliş sürecinde. Hatırlayın Doğru. ya bir cezalı Doğru. oldu. Cezalı evet. oldu hikaye. Evet. Vinç'le maç izledi falan. Çok Doğru. enteresan da bir kişilik Sayın Başkan. Yani şu... ben e, kutluyorum ayrıca Adana Demirspor'u Özellikle onları kutluyorum. Beşiktaş'ın da e, şampiyonlukta şu an için söylüyorum gizli şampiyonluğu favori adayı. Gizli diyorum çünkü Fener'le Galatasaray'ı konuşuyoruz. Bakın şu anda bu lig Fener'le Galatasaray a. ama ben 5 senedir gerçekçi olalım. Bakınca öyle. Ali Bey'in geldiğinden beri hemen hemen her sezon Fenerbahçe şampiyonluğu favorisi değil mi? Yani ilk sezon haricinde. İlk sezon çok kötü geçti ya. Bak ama evet. başlangıcı başlangıcında, olarak, hayır. başlangıcında ilk Transfer sezonunda olarak. şöyle kağıdı kalemi aldık. Kağıt kalem ilk sezonunda bu Fenerbahçe 103 golü rekoru kırar dedik. Bu sezon kadar mantıklısı yapılmamıştı transferin ama doğru söylüyorsun isim isim bakarsak. İsim isim baktığımızda hep kağıt üzerinde şunu söyledik. Fenerbahçe bu sezonun şampiyonluktaki ilk senesinde kokuyla başladıkları zaman birçoğumuz 103 gol rekor kırılabilir falan dedik. Bir sene sonra tekrar bir daha aynı şekilde. Bu sezon evet en mantıklı isimler yanlışlardan ders çıkarmış bir Fenerbahçe yönetimi Ali Koç var şu anda bile Fener'le Galatasaray favoriyken Beşiktaşlılar bir dakika umutsuzluğa kapılmasın diyorum. Beşiktaş oyun olarak şu anda daha hazır, daha iyi bir teknik direktör hakim, tecrübeli bir teknik direktörleri var. Geçen sezon da çünkü takımı yapmadığı için çok fazla ben bu takımı yapmadım dedi. Yine 3-4 hafta olsa belki şampiyonluğu enseye kadar gelmişti yani kaybedilen planlar olmasa. Bir Antalya maçı var mesela o son dakikada kaçan gol olmaması mesela evet. O da farklı olabilirdi. O maçlarda da hep eksik oynadılar. Yani puan kaybettiği maçlarda Beşiktaş, geçen sene Konya Spor maçında... Kulübesinde tadı, olduğu gibi 6 -7 tane 7 genç vardı ya. İlk 11'in değişmez parçalarından bir ya da iki mesela Trabzon maçı eksik var. Konya maçı, eksik, Antalya Spor pardon maçı var eksik var. En son Konya maçı eksik var sayısı oynamadı. Hep eksik oldu artık hani rotasyonda çok dar olduğu için. Birincisi bence Beşiktaş'ın net çok iyi teknik direktörü var. yani Bu diğerlerinin kötü teknik direktörü olduğu anlamına gelmiyor ama teknik direktör etkisinin en çok olduğu takım belki Beşiktaş olabilir. Evet. Üç, üç takım arasında. İkincisi ya adam beklerden açık yapıp bir şeyler yapmaya çalışıyor. Elindeki mevcut kadroyla. İlla ki kadroya takviye olacaktır. Ama işte bu kadroya takviyeler geciktikçe taraftarın sabrı da biraz sınanmaya başladı. Bahsedilen bazı isimler var. Başta Manin olmak üzere. Tarişka'dan bahsetti. Kendisi bahsetti hocanın. Evet bunlar havayı tamamen değiştirir. Ve evet katılıyorum aynı şekilde. Oyun olarak da hazır bir görüntü çizdi Beşiktaş. Salih açısından geçen sezon bir selamlaşmamız oldu. Bir kez daha hatırlatayım. Ben Salih'i çok sevmekle birlikte böyle oynayacaksa her hafta selam göndersin. İki golde yani pas verdiği ya da gol öncesi pası vermiş olduğu iki golde de inanılmaz oynadı. Yani elit bir orta saha görüşüyle, oyun görüşüyle oynadı. Böyle oynarsa Sezonun en iyi orta sahaları adayları arasına girer ki sezonu da iyi bitirmişti. E Jetson zaten elinde e, mevcut. Evet. E, Amir de fena oynamıyor. Beşiktaş kadrosunun şu an maksimum verimini alıyor Şenol Güneş. Şimdi yönetimin rolü de burada. O kadroyu biraz genişletip hocanın elini bollaştırmak. Çünkü 3 kulvar olacak. Evet. Avrupa'ya kalacak büyük ihtimalle Beşiktaş. E, Türkiye Kupası Lig. Orada da hani rotasyonu Fenerbahçe-Galatasaray seviyesine çekmek belki çok mümkün değil finansal anlamda. Ama kaliteyi yükseltebilirsiniz. Özellikle ilk 11 kalitesini yapacağınız hamlelerle başta savunma merkezi olmak üzere orta sahaya yapılacak bir hamle, kanatlara yapılacak bir hamle, öndeki kanat oyuncularına yapılacak hamleyle Beşiktaş çok farklı bir konuma gelecektir. Zaten doğal, doğal favorilerden bir tanesi. Bu hiçbir zaman tartışmaya açık değil. Yani bugün Beşiktaş az konuşuluyor diye serzenişte bulunan Beşiktaş taraftarları var. Evet çünkü transfer gündemi en az yoğun olan takım maalesef. Yani şimdi bu tür programların çoğu gündem programı. Şimdi dün Fenerbahçe iki tane transfer getiriyor. Doğal olarak o iki transferi konuşuyoruz. Dün Beşiktaş iki transfer getirmiş olsaydı bugün Beşiktaş'ın büyük ölçüde evet. konuşur, o konuşuyor olacaktık. Ee, yine söylüyorum transfer dönemi bitmesine az e, şey bir ay var e, ve bizde transferler son güne kadar devam ediyor. Bunun örneği Galatasaray'dır. Geçen e bazen sezon. o son gün gelen oyuncu bile pek çok e Gezal, şeyi değiştirebiliyor. Gezal evet hemen ilk aklı. İkardi geçen sezon o yüzden çok panik yapmaya gerek yok. Yine söylüyorum çok deneyimli teknik direktör ve elindeki malzemeni artık hani böyle taştan su çıkartıyor ya o şekilde o şekilde oynatıyor. Şenol Hoca'yı eleştirebilirsiniz. Sevmeyebilirsiniz. Ben Her mesela, şey olabilir. Ben bu sene bir tek sayısı konusunda eleştiririm hocayı. O süreci O konuda en fikrim senin. Ben, o, ben o, süreci Şenol lazım. Hoca gibi o da biraz işte sorumluluk almaktan kaynaklanıyor. Fatih Terim de bunu çok yapıyor. Az önce nasıl Murat Sanca dedi ki ben sorumluluk aldım diye. Fatih Hoca mesela Serdar'ı gördüğünde için atlıyorum takımdan bazı oyuncuları. Doğru. Burada da Şenol Hoca ee, takımı işte dokunduğu oyunculara bu kadroyla işler yapacağını inanıyorsak Şenol Hoca da diyor ki ben bu kadroyla yaparım. Takviyeler yapılacaktır. Ama saiz konusunda ben Beşiktaş'ın e, maddi olarak zarar ettiğini düşünüyorum. Etti bir de saiz'in yerini doldurabileceğin bir finansal manevra alanı da yok Beşiktaş'ın şu an en Yani oyuncu satabileceği bir durum pek yok. Evet. Yani Dünya Kupası yarı finalisti milli takımın stoperini getirmişsin ve elinde mevcut eee dediğin gibi oyuncu satışından gelir elde etmek de çok mümkün değil. Kaldı ki gönderdiğin oyuncuyu da yanlışım yoksa 2,5-3 milyon euro arasında bir bonservis gönderdin. Bu sana çok büyük bir geri dönüş sağlamıyor. Keşke kaybetmeseydi ama bazı noktalarda az önce Altay örneğinde verdiğim gibi bazı noktalarda bir geri dönülmeyecek yola giriliyor. Yani oyuncu da belki kesin yani belki değil hatta net kesin kalmak istemiyorum demiş. Hoca da ne yaparsan yap güle güle demiş yani. Ama bak yani. burada size geri dönüp oraya gelmek istemiyorum ama Size Beşiktaş'ın oyuncusu. Kamp var. O kampa gelecek. Hoca istemiyorsa yönetim konuşacak. Çünkü sen o 2,5 milyon lira aldığın oyuncuyu dışarıda boşta kulübünde antrenmana gelmemiş. Ne de olsa diyor orada filmi koparmış. Ben bunu daha, diyor 5'e alacağım ama 2,5'e alırım. Daha diyor. iyi idare edilmesi gerekiyor. Ben de bir takımdan oyuncu alıyorsam dışarıda de. kamp zamanı kampında değil de evinde ülkesinde gezen bir adamı dedim ki ya bu kampta değil. Niye 5 lira vereyim? 2 Dünya akmasında en çok konuşulan bir oyuncu ve ligimizin en iyi stoperlerinden geçen sene. Evet. Abdülkerim'le Nelson'u yazarken sayısı yazmaya çalışıyorum. Şampiyon takımın iki tane yazıyor. O adamı yazdım hatta ben yani oraya. Evet. Abu Bakar gibi çok ciddi bir e, artısı var Beşiktaş'ın. Abu Bakar çünkü yani ligde pozisyon dahi yokken bir anda gol atabilen oyunculardan bu konuda önemli. Sihirbaz gibi gerçekten. Mauro Icardi Abu Bakar kıyaslaması yapılıyor farklı profilde oyuncular. Mauro Icardi'yi iyi beslediğin takdirde ya da Mauro Icardi'yi pas merkezi olarak kullandığın takdirde hücumda %100'e yakın verim alabiliyorsun. Abu Bakar biraz daha farklı. Dripling özelliği de daha yüksek olan bir oyuncu bence ve Abu Bakar'da pozisyon iyi yokken bir anda gol bulma fırsatı var. Mesela Galatasaray derbisi attığı gol çapraz açıdan e, Mustere'ye ya. yani kendi başına ürettiği bir golden bahsediyoruz. O yüzden böyle bir Artısı var ama hamlelerinin yapılması gerekiyor. Sezon gerçekten hani bu klişe olacak ama ciddi anlamda uzun ve yıpratıcı geçecek. Çünkü çok az bir ara e, yapıldı. Dünya Kupası, deprem evet. derken. Çok yıpratıcı bir sezon bizleri bekliyor. Üç kul var. Beşiktaş'ın daha geniş bir rotasyona ihtiyacı var. Daha kaliteli bir rotasyona ihtiyacı var.